Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Türkçe bilen yabancı arkadaşlarım serisinde bugün Felix'e devam ediyorum. Felix, bize kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii, benim adım Felix. Doğma büyüme Brükselliyim. Avrupa'da doğdum, büyüdüm. İş olarak sigortada çalışıyorum. Seyahat sigortası. Ailen aslen Tayvanlıydı galiba, değil mi? Babam Tayvanlı. Ondan sonra buraya göç etti. Annem Kamboçyalı, Kamboçya'da doğma büyüme. Ama onun atalar Çin'den geldi. Hani üçüncü nesil oradalar. Anladım. Bir de unutmadan çok kısa belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, Felix'in de çok güzel bir YouTube kanalı var yabancı diller ve kültürlerle alakalı. Onu da ben videonun altına bırakacağım linki. Oradan merak edenler tıklayabilir. Asıl olaya geçmek istiyorum. Senin Türkçen gerçekten çok iyi. Türkçe ilk ne zaman, neden ve nasıl öğrendin? Ondan bahsedebilir misin biraz? Tabii ki de. Ben 2010 yılından başladım. Tesadüfen ben hiç Türkiye alakalı bir şey bilmiyordum. Benim bir Japon arkadaşım geldi buraya Fransızca ilerletmek için. Ama o ek olarak Türkçe öğreniyordu üniversitede. Biz üniversitede tanıştık. O bana tavsiye etti. Sonra Türkçeyi ihmal ettim. Çünkü o sırada başka dilleri öğreniyordum. Sonra tesadüfen ortak sınıfta Türklerle kavuştum. Hüseyin diye Konyalı bir arkadaşım vardı. Başka bir arkadaşım vardı, Muhammed. Ve onlar gır gır vır vır böyle Türkçe konuşuyordu. Çok meraklıydım. Ne konuşuyorlar, hangi dil, çok garip bir şey, hiçbir şeye benzemiyor. Ondan sonra dedim o arkadaşıma, sen bana öğretir misin dilini? Dedi, sen kendi öğren, sonra sıkıntı varsa yardımcı olurum. Ve yavaş yavaş onlarla öğrenmeye başladım. Peki üniversitede normal bölümün neydi? Lojistik mi okumuştun? Hayır, tercümanlık. Hangi dilleri okudun? Arapça, İngilizce, Fransızca. Fransızca ana dilin zaten, değil aynen, mi? Aynen. Çince de biliyorsun herhalde, Mandarin. Evet, ama üniversitede almadım dersleri Çince. Sıkıcı olabilir diye almadım onu. Sen de bayağı dil biliyorsun, öğreniyorsun galiba. Hangi dilleri ve ne seviyede biliyorsun? Onlardan bahseder misin? Tabii. Fransızca, İngilizce, Arapça dışında. Ben daha çok Orta Doğu dilleri öğrendim. İlk önce Arapça ve Türkçe aynı zamanda. Bildiğiniz gibi Arapça iki, yani lehçesi de var ve daha çok resmi dili var. Ben resmi dili daha çok konuştuğum için onu daha çok hakim, nasıl desem, hakim. Ama daha çok hakimsin. Evet, daha çok hakimim. Bundan sonra Doğu Avrupa dilleri öğrendim. Mesela Bulgarca, başka neydi? Romanyaca, Rusça, Sırpça, öyle dillere ve genel olarak Batı Avrupa'daki grubundan İspanyolca, Hollandaca, Fransızca. Hepsini akıcı biliyor musun peki? Hepsi şu anda Romanyaca öğreniyorum. Daha çok pratik yapmam lazım da iyi geliyor. Bulgaristan'a defalarca gittim. O yüzden akıcı bir şekilde konuşabilirim. Farsça biraz zayıf ama idare eder. Yani muhabbet edebilirim. Böyle arada sırada böyle bir zorluk çekiyorum ama fena değil bence. Yani orta seviye. Anladım. Türkçe'yi peki ne kadar sürede öğrendin? Yani sadece üniversitede ders mi aldın? Yok, ben üniversitede sadece onlarla, hani İngilizce derslerinde ortak sınıfta arkadaşlarım vardı, Türk arkadaşlarım. Farklı yerlerden geliyordu zaten. Onlarla pratik ediyordum. Ben tek başıma öğrendim Türkçe, kitapla, videoyla, ne bileyim. Nasreddin Hoca bir kitabım vardı, Keloğlan bir kitabım vardı, her şey vardı. Çok güzel, çok iyi gerçekten Türkçen. Türkiye'ye gittin tabii ki de.
Tabii ki ya, gittim şu ana kadar belki 8 kere gittim Türkiye'ye. En sevdiğin şehir hangisi Türkiye'de? Biz Adanalıyık, Allah'ım adamıyık. Süper. Adana kebabı seviyorsun o zaman. Çok sevdim. Adana'da böyle şaşkın kaldım çünkü herkes sıcakkanlı. Otobüs şoförü sıcakkanlı oluyor. Genellikle insanlar sokakta çok aşırı samimi. Mesela bir şey soruyorum, abi nerede şırdan yiyebilirim diye. Diyor ki, güzel bir şırdan yemek istersen Unal'a gitmen lazım. Unal şırdancıya gitmen lazım ama 30 dakika buradan. Oraya gitmiyorum ama hadi gidelim, neyse gidelim diyor. Ve bana eşlik ediyor oraya kadar yani. İstanbul'da öyle bir şey olmaz. Yani büyük şehirlerde genellikle insanlar daha stresli, hareketli. Evet. Ve bir yere yetişmeye çalışıyorlar. Ama Adana'da insanlar rahat. Peki neden Adana'ya gittin? Arkadaşların mı vardı orada? Doğu'ya gittim o yüzden. Oradan başladım. Adana'dan Diyarbakır'a. Ha, senin Türkçe ismin de vardı. İsmin... Türkçe ismini de söyle. Ferit. Benim ismim Türkçe'de Ferit çünkü Felix'e benziyor. O yüzden evet, öyle koymuşlar. Hatta dediler ki artık sen damat Ferit'sin. Onu da mı biliyorsun? Her gün sizi çözmeye çalışıyorum. Gerçekten çok bilgilisin Türkiye hakkında. Ben diğer Tayvanlı arkadaşım Ömür'e de sormuştum. Sana da sormak istiyorum. Türkçeyi öğrendikten sonra... Türkler ve Türkiye hakkında daha çok bilgi sahibi olduktan sonra seni en çok ne şaşırttı kültürel olarak? En çok neyi sevdin ve en az ne hoşuna gitti Türkiye genel olarak yani? Mesela nasıl desem, ben Bursa'dayken arkamda 4 öğrenci vardı. Böyle bana para verdiler ve biraz garipsedim çünkü unuttum. Avrupa'da kimse sana para uzatmaz şeyde. Dolmuşta böyle 4 öğrenci hayvanat bahçesine böyle alıyorum, bir düşünüyorum, evet uzatmam lazım ve ondan sonra bir düşüneyim, geri geliyor ve vermeliyim. Başka böyle samimiyet, başka bir ülkede öyle o dereceye kadar bir samimiyet görmedim. Mesela Türkiye'de arkadaşım var İstanbul'da. Ben İstanbul'dan Bursa'ya gidecektim. Normalde Yeni Kapı'dan Mudanya'ya gidiyordum. Ama o arkadaş Pendik'te yaşıyor. Diyor ki boş ver ya Yeni Kapı. Pendik'ten bin Yalova'ya kadar. Yalova'dan sonra otobüse bineceksin. Ve orada başka bir kanka var yani. Her yerde kanka var Türkiye'de valla. İşte... ve ona soruyorum, Pelin nereden bilet alabilirim Yalova'ya gitmek için? Boş ver ben alırım sana, boş ver ben alırım sana. Diyorum ki yok yok alma, ben alırım internetten falan. Hazır zaten aldım sana falan. Ve öyle çok iyi oluyor. Türkiye'de insanlara önem veriyor genellikle. Bunu en çok hoşuma gitti. Tabii ki de yemekler de çok güzel, özellikle doğuda. Doğudaki yemekler bambaşka. Şırdan yiyebilirsin, haytalı bir şey var. Antakya'da. Seviyorsun o zaman. Doğudaki yemekler biraz ağır geliyor. Hani mesela ben oraya gidip her gün cırcır oluyordu böyle. Hatta oradaki sihirli bir arkadaşım bana dedi, cırcır varsa Türk kahvesi alıyorsun 3 kaşık ve limon sıkıyorsun böyle, karıştırıp içebilirsin böyle, hemen kesiyor. Hani cırcır varsa, ishal varsa güzel bir şey. En sevdiğim böyle işte ve böyle dediğim gibi Türk olmak. Mesela kaptan müsait bir yerde, başka bir ülkede söyleyemiyorum. Mesela Viyana'ya gidip kaptan müsait bir yerde indirir misiniz söyleyemiyorum. Böyle ufak ufak şeyler seviyorum. Mesela bazı şeylerde alışkın değilim. Mesela pazarlamak. Böyle pazarlıyorsun ve bazen insanlar sana doğuda biraz
zor bence pazarlamak. Mesela ben Ege'ye gittiğimde Ege'de daha çok kolay bence. Ve insanlar bazen soruyor, ya niye pazarlıyorsun böyle bu kadar, sen yabancısın. Ben diyorum ki pazarlık sünnettir. Başka ne sevmedim? Büyük şirketlerde organizasyon yok. Mesela ben bir göz kontrol için Dünya Göz'e gittim. Çattan böyle bir randevu aldım. Dedim bu hekimle randevu almak istiyorum. Bu saatte tamam kaydedildi diyorlar. Gidiyorum. O gün 1,5 saat önce oradayım. Diyorlar ki bana başka bir doktora yönlendirdiler. Diyorum ki yok bu doktor değil başka bir doktor. Ha öyle mi diyorlar. Ve benim ismim de listesinde yoktu böyle. Ve böyle bana bakıyorlar. Dedim ki organizasyon çok garip. Bu büyük Dünya Göz'de bir kontrol için böyle yapılmıyor. Bir de olumsuz bir şey yaşadım Türk Hava Yolları'yla. Onlar bazen fazla bilet satıyorlar ve koltuğun yok oluyor. Evet. Ve insanlar binemiyor. Böyle bir sıkıntı yaşadım. Yani böyle bir organizasyon açısından büyük şirketlerde bayağı bir sıkıntı var. Ama ufak şirketlerde daha yok ve nasıl desem bakkalda herkes sıra bekliyor. Öyle ufak yerlerde oluyor. Ama büyük yerlerde böyle bir daha düzensizlik var bence. Sen Tayvan'a da gittin mi? Hiç yaşadın mı Tayvan'da? Yaşamadım. Ben sadece turist olarak gittim iki sefer. Ama Türkiye'de daha çok kaldım Tayvan'a göre. Tayvan birinci kere 3 ay kaldım. İkinci kere 2 hafta kaldım. Ama şöyle garip bir şey var. Oradayken kendimi tamamen yabancı hissediyorum. Yani sadece dil biliyorum ve orada ailem var ama böyle bir bağlantım yok yani. Kendini daha Belçikalı gibi hissediyorsun o zaman. Hayır, ben daha Türk olarak hissediyorum kendimi. Valla. Gerçek, ama bayağı dil biliyorsun. Onlarda bu kadar yakın hissetmiyor musun? Mesela atıyorum Bulgarca veya işte ne bileyim hani. Başka ülkelerde. Yok ya, başka ülkelerde öyle kankam yok, öyle güzel bir ortam yok. Bizler farklıyız tabii ki de. Türkiye'de bayağı farklı. Hani bir samimiyet var, samimiyetlik var her yerde. Daha seviyorum Türkiye'de olmak. Türkçe'de en çok sevdiğin kelime ne? Yani senin kulağına çok hoş gelen bir kelime var mı? Mana olarak veya sadece fonetik olarak. Ya da hangi kelime? Aslında var. Çok komik bir hikaye. Ben Türkiye'ye gidip herhangi bir kitap aldım böyle. Yazar yabancı, çevrildi Türkçe'ye. Okuyorum hayalet hakkında öyle bir kurgu kitabı. Okuyorum ve her sayfasında böyle bir garip bir kelime görüyorum ve sözlükte bulamıyorum. Ve diyorum ki Allah Allah bu ne ya? Ve Antakya'dayken Arzu bir arkadaşım var. Ona soruyorum. Arzu, ben bu kitapta defalarca fingirdeşmek bu kelime gördüm. Ne demek bu? Böyle çok güldü. Aa, sen kullanma onu. Kimse kullanmıyor fingirdeşmek falan. Boş ver falan. O kelime aklımda kalıyor. Davetiye de aklımda kalıyor. Davetiye. Çünkü arkadaşım Bursa'dayken ona sordum. Çok yakın bir arkadaşım var orada. Pınar diye. Ona soruyorum. Ben herhangi bir şey bilmezsem soruyorum. Bir bakıyorum davetiye, ben ona soruyorum. Pınar'cığım, davetiye ne demek? Ya sen boş ver ya, her şey sorma. Türk olacaksın sen artık. Artık korkuyorum senden diyorlar. Ondan sonra kısaca anlattılar. Hani sünnet için ya da düğün için öyle daveti yolluyorlar. Türkçeni nasıl bu kadar iyi? Yani Türkçen bayağı iyi gerçekten yani.
Ben aslında amcalarla öğrendim ilk aşamalarda. Antalya'ya gittiğimde kuyumcu bir amca vardı. Ona soruyordum yol, yani aquaparka gitmek için. Amca hemen bana söyledi, boş ver ya aquaparkı. Ve böyle bir ufacık bir telefon aldı, böyle bir cihaz, dedi Ahmet iki çay gönder. iki çay dedim, Allah Allah, Türkiye'de böyle sırf çay için bir telefon var, başka bir ülkede görmedim. Böyle üçüncü kattan böyle sepet atmak sizde de böyle mal almak için böyle para koyup böyle iniyorlar böyle. İndiriyorlar böyle. Şaşırdım valla. Sen peki atasözü falan biliyor musun? Dikensiz gül olmaz. Oo. Gülü seven dikenine katlanır falan. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Vay, çok iyi, çok iyi gerçekten. En son köfteciye gittim. Böyle onlar da çok şaşırdılar yani. Sen gerçekten Uzak Doğulu musun yoksa Orta Doğulusun, yani Orta Doğulu yoksa Orta Asyalısın falan, ve bizi mi kandırıyorsun falan. Diyorum yok, gerçekten ben kökenlerim Uzak Doğu'da, burada doğma büyüme, ama yabancı olarak dilinizi öğrendim. Ve diyorlar ki bu gerçekten Allah vergisidir. Bence de Allah vergisi. Allah vergisi. Ve anlamıyordum ve onlara sordum, KDV var mı? Arapçan da bu kadar iyi mi? Arapçam bayağı iyi ama çok resmi. Yani ben şiveler öğrenmediğim için sadece resmi dilde konuşuyorum. Daha çok böyle siyasal konular, felsefe, öyle konuştuk ya da güncel, günlük konular, ama böyle o kadar samimi olamıyorum çünkü şiveler bilmiyorum. Bir tek Fas'ın şivesi öğrendim. Ötekilere bilmiyorum. Mesela ben yemek almaya gittim Otogar'da. Ben Bursa'dayken aldım o kestaneler, şeker kestane. Aldım, paketlediler böyle ve taşıyordum böyle. Lavaboya gidiyordum. Bavullarım ön kısmında bıraktım. Girdim. Bu amca bana dedi, bu nimettir, tuvalete getirme. Anlamadım, nimet mi, tuvalet falan dedi. Tamam, koyuyorum, gidiyorum. Kültür olarak Türkiye çok çok enteresan bir yer. Şimdi biz tuvaletten bahsediyoruz. O da biraz garip Türkiye'de. Tuvalet kültürü garip bir şey yani. İlk gittiğimde bir baktım, böyle iki tarz var. Türk usullü ve Avrupa usullü. Avrupa usullü Avrupa'ya benziyor ama şöyle bir uç çıkıyor böyle. Bu ne be? Böyle bakıyorum böyle uzun, bu ucu anlamıyorum. Neyse, yapıyorumsa çıkıyorum. Ondan sonra insanlara soruyorum ve onlar böyle biraz utanıp söylüyorlar, bu poposu temizlemek için falan. Enteresan geldi bana ve Türk usulü seviyorum, sıkıntı yok. Ben kullanıyorum doğuda daha çok yaygın böyle Türk usulü, batıda daha çok Avrupa usulü, yani İstanbul'da, İzmir'de, öyle yerlerde az görmedim neredeyse böyle Türk usulü. Türk şarkıcıları tanıyor musun? Sevdiğin var mı? Var. Kim en çok sevdiğin? Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından yiyek mi? Şahin. Adı neydi? Müslüm Baba. Onun sesi çok çok, evet. Aşırı derece farklı yani. Onun sesi büyülü. Türkçe öğrenirken en çok zorlandığın konu hangisiydi? Sence en zor ne Türkçe'de? Bence cümle yapısı ya. Sondan eklemeli olduğu için herhalde, değil mi? Yo, öyle değil. Hani her şey ters olduğu için zorlanıyordum. İlk
2 yılda zorlanıyordum. Şimdi normal oluyor çünkü Türklere hep soruyordum, niye her şey ters söylüyorsunuz? Diyorlar ki biz ters değiliz, yabancılar ters. Aslında Türkçe 1000 kere daha kolay Arapça benim için. Çünkü istisna pek yok Türkçe'de. Yani biliyorsun, biliyorum, biliyorsun, biliyor. Hepsi aynı. Hepsi, bütün fiiller aynı. Anlıyorum, anlıyorsun. Her şey, belli bir kural var ve her şey net oluyor Türkçe'de. Mesela sen İngilizce öğreniyorsun, İngiltere'ye gidiyorsun. Kimse umursamıyor. Hani Rabun Türkiye'den geliyor, özel bir çaba gösteriyor, İngilizce öğreniyor. Ya da Almanca öğreniyor, Viyana'ya gidiyor, kimse umursamıyor. Ama sen eğer Afrika'dan geliyorsun, Amerika'dan geliyorsun, Kanada'dan geliyorsun ve Türkçe öğreniyorsun ve Türkiye'ye gidiyorsun ve insanlarla muhabbet edersen, onlar böyle çok mutlu oluyorlar, Türkler genellikle. Arkamdaki bayrağı göstermek ister misin bize? Ha, sadece bir tane göstereyim, Türk bayrağı yeter. Tamam. En güzel ve en büyük bayrağı oraya asmışsın tabii ki. Şöyle kayıyorum. Türkiye'den mi aldın? Kadıköy'de aldım. Boğa var orada. Bayrakçı var amca. Benim sorularım bu kadardı. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Seninle birkaç video daha yapmak isterim, ortak dillerimizle alakalı. Seninle sanırım ortak İngilizce anlaşabiliriz. Evet. Almanca var mı sende? Çat pat hallederim ben Almanca. İspanyolca var mı? Var. İspanyolca, Rusça, ты говоришь по-русски, Rusça da var. Свободно говорю по-русски. Korece biliyor musun? Korece hiç bilmiyorum, maşitsoyu o kadar. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşmek üzere.